Merhaba sevgili ulusal kanal izleyicilerimiz. Bir programda yine birlikteyiz. Efendim, bugünkü konuğum Oğul Aktun'a. Önce hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Efendim, Oğul Aktun'a Semiha Berksoy Opera Vakfı'nın genel müdürü. Semiha Berksoy kim? Zeliha Berksoy, ünlü tiyatro sanatçısı. Öğretim üyesi Profesör Zeliha Berksoy, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Başkanı, tiyatro öğretim üyesi Profesör Zeliha Berksoy. Onun annesi Semiha Berksoy'du. Hem ressam olarak ünlüydü, akademik bir eğitimi vardı. Hem de opera alanında da Berlin Opera Akademisi'nde, Berlin Müzik Akademisi'nde opera eğitimi almıştı. Türkiye'de ilk Tosca'yı oynayan, şimdi onları konuşacağız. Oğul Aktun'a da efendim kendisini tanıtacak siyaset bilimi okudu, ekonomi okudu ama sanat, tabii aile sanat içinde olduğundan oradan kendini kurtaramazdı. Birçok deneyimli çalışmalarından sonra döndü, dolaştı. Büyük annesinin adına Semiha Berksoy Opera Vakfı'nı kendisi kurmuş. Anlatacak onlar efendim. Ve onun yöneticiliğini tabii bugüne kadar getiren ve halen Zeliha Berksoy'un görevi nedir? Yönetim Kurulu Başkanı. Evet. Evet, orada. Semiha Berksoy Opera Vakfı'nın genel müdürü de Oğul Aktun'a. Yıldırım Aktun'a, doktor, ünlü siyasetçi, eski bakanlarımızdan birkaç yıl önce yitirdik. Benim de yakından tanıdığım iyi bir hekimdi, iyi bir yöneticiydi, bakandı, belediye başkanlıkları vardı. Onun oğlu efendim, annesi de Zeliha Berksoy. Şimdi kendisini biraz tanısın, tanıtsın. Ondan sonra vakıfla ilgili, büyük annesiyle ilgili hem kendi bildiklerini anlatsın hem de benim bildiklerimi. Türk operasında çünkü ilk isim, akademik eğitim yapıp sahneye çıkan ilk isim. Evet, sizi dinliyoruz efendim. Evet, çok uzun bir açıklama yaptığınız için benle ilgili teşekkür ederim. Aslında bana fazla kendimi ve ailemi tanıtacak bir yer kalmadı diye düşünüyorum. Çünkü siz çok detaylı bir açıklama yaptınız. Ailenizi tanıttım ama doğru, kendinizi siz biraz açıklayın. Evet. Bizim izleyicilerimiz sizi tanısın. Doğru. Ben 1971 yılında İstanbul'da doğdum. Dediğiniz doğru, Yıldırım Aktun'a benim babam. Zeliha Berksoy annem olarak. Eğitimimi üniversiteyi Amerika'da okudum. Evet. Ekonomi alanında ve master yaptım tekrar Amerika'da. Ondan sonra Türkiye'de de 15 yıla yakın özel sektörde, yeah, önemli firmalarda, Türkiye'nin ciddi holdinglerinde önemli görevlerde bulundum. Çok, evet, orada çok deneyim kazandınız biliyorum. Evet, bundan bir yıl kadar önce bir karar aldım ve özel sektörden ayrılıp ailemizin bundan evvel kurmuş olduğu Semiha Berksoy Opera Vakfı'nın genel müdürü olarak bundan sonraki dönemde kendi birikimimi ve tecrübemi vakıfta değerlendirmeye karar verdim. Çok güzel. Ve son bir senedir bizim vakfımızın başında elimden geldiği kadar emek vermeye çalışıyorum. Bu vakıf 1996 yılında ilk olarak nenem Semiha Berksoy'un bir fikri olarak ortaya çıktı. Bunu tabii o dönemin aydın olarak nitelendirebilecek çok kıymetli bazı insanların da yardımlarıyla, tabii, ki onların çoğu zaten nenemin çok yakın dostlarıdır, kağıt üstünde kuruldu. Ve belli bir süre tabii maddi imkanlardan dolayı kağıt üstünde kaldı diyebiliriz. Doğru. Özellikle nenem çok faal bir insan olduğu için, yaşı ileri olduğu halde, çok, o vakıf çalışmalarından daha çok kendi performansları, tabloları, sergileri ve davet edildiği Avrupa'daki bazı biyeneller için zaman ayırıyordu. Fakat tabii nenemin vefatından sonra biz bu vakfın aslında çok önemli bir işlevi olacağını idrak etmeye başladık. Çünkü bir insan sanat eserleriyle, yaptığı sanat hizmetleriyle anılır ama
Tabii öldükten sonra devam etmesi için yaptığı güzel şeylerin hatırlanması için onun adına kurulmuş mutlaka bir vakıf dernek olması gerekiyor. Yoksa bunu kurumsal olarak idare etmek mümkün değil. Evet. Ve tabii bizim elimizde de hatır sayılır kadar tablo, resim artı nenemin ödül almış odası vardır, filmi çekilmiş meşhur. Ve bunun dışında nenemin kostümleri, çok önemli insanlarla yazıştığı mektuplar, ki bunlar içinde Nazım Hikmet, Fikret Mualla gibi isimler vardır. Bunları da vakfımız kitap haline getirdi. Evet. Kendi kıyafetleri, bijuterileri, yani bütün hayatı artık elimizde duruyordu. Ve biz bunu bu vakıf olarak değerlendirmenin yollarını aramaya başladık. Ve bu bağlamda Kültür Bakanlığı'nda bir bina tahsisi için başvuru yaptık. Ve buna olumlu bir cevap aldıktan sonra planımız olan Semiha Berksoy Müzesi'ni hayata geçirmek için çalışmaya başladık. Bu müzenin asıl hedefi bütün topluma hizmet eden bir müze olması. Yani burada amaç hiçbir şekilde maddi bir kazanç sağlamak değil. Tabii. Toplumun Semiha Berksoy'u tanıması, Semiha Berksoy'un eserlerini yaşaması, eserlerini gelip görmesi ve o eserlere inceleyerek sanatla ilgili bilgilerini perçinlemesi, opera ile ilgili aynı zamanda nenemin yaptığı büyük hizmetler var. Onları da orada taşlandırmak bizim görevimiz. Yani bir kültür ve sanat merkezi olarak buranın işlemesi ve Türk halkına hizmet etmesi bizim hedefimiz. Tabii aynı zamanda bizim bunu kurmamız yetmiyor. İdame ettirmemiz gerekiyor. Tabii. Ve idame ettirmek için de mutlaka gelir sağlayan bazı aktiviteler yapmak zorundayız. Bunun da idrakını içindeyiz. Ve bu bağlamda bir tane akademi kurduk. Sanat Akademisi. Ve bu Sanat Akademisi'nde değişik dallarda dersler verilmeye başlandı. Tiyatro, diksiyon, şan, piyano, cello gibi alanlar. Bunun dışında çocuklar için çocuk korosu, çocuklar için bale ve yaratıcı drama konularında yetkin hocalar ders vermekteler. Tabii planımız uzun vadede bu verilen dersler akademimizin büyüyüp Semiha Berksoy Müzesi'ni de idame ettirmesi ve bunun bir kültür sanat merkezi haline gelmesi. Bunun için çalışmaktayız aynı zamanda. Evet. Yani vakfın tabii ki misyonu sanatı yaşatmak ve toplumda bu sanat algısını doğru bir perspektife oturtmak. Bu bağlamda da ciddi çalışmalarımız devam ediyor. Tabii Zeliha Berksoy, Semiha Berksoy'un kızı olarak bu vakfın yönetim kurulu başkanıdır. Hı. Ve aynı zamanda bu vakfın sanatla ilgili ciddi yaptığı tasarruflar ve planlarını kendisi organize etmektedir. Bizim şu anki konumumuz budur. Evet. Müzenin Semiha Berksoy Opera Vakfı'na tahsis edilen, Kültür Bakanlığı tarafından tahsis edilen müzenin yapım durumu ne durumda? Şimdi müzemizle ilgili tabii bulduğumuz bina aslında ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek nitelikte bir bina. Fakat restorasyona ihtiyacı vardı. Bu bağlamda bazı firmalarla görüşüp sponsor arayışına girdik. Ve bu sponsor arayışının sonunda bize yardım edebilecek sanat sevdalısı bazı insanlar var. Ve ne bunlarla güzel. Bağlantımızın sonunda olumlu bazı gelişmeler oldu. Ve tahminim tabii kesin olmamakla birlikte bu yazın sonuna doğru inşaatımızı başlatacağız gibi gözüküyor. Hmm. Ve bunun bir sene içinde bitip Semiha Berksoy Müzesi'nin açılışını yapmayı planlıyoruz. Bu müze vakfın binası olacak tabii. Evet. Tabii. Aynı zamanda vakfın binası olacak. Ve kendi planlarımıza göre tabii ki bunları şimdiden söylemek bilmiyorum doğru mu olur. Ama müze dışında o binada küçük de olsa bir yer ayırıp sanatsal gösteriler yapmayı da planlıyoruz. Ya, iyi olur. Bunun içinde tiyatro oyunları, belki piyano resitalleri, oda müziği gibi resim dışındaki değişik alanlarda da
bazı sanat aktivitelerini yapmak için planlarımız mevcut. Evet. Şimdi biraz da siz nine diyorsunuz. Güzel. Evet. Ben büyük anneniz diyorum. Biraz farklı. Olsun, aynı şey, aynı kapıya çıkıyor. Semiha Berksoy'un biraz da sanatından söz etsek. Siz tabii o konuda neler söyleyeceksiniz? Ben de kendine göre olanlarını belirtirim. Evet. Çıklarım. Şimdi tabii benim gözümden bunu anlatmak biraz farklı tabii, başkaları gibi değil. Olsun, sizin yani, gözünüzden dinlemek tabii istiyoruz ben, zaten. Çünkü torunu olarak siz doğru buradasınız. Doğru. Vakfın genel müdürü olarak buradasınız. Doğru. Ve ben de bir opera eleştirmeni olarak, müzik eleştirmeni olarak karşınızda bu programı yapıyorum. Ve Semiha Berksoy'un Türk operasındaki, Türk resmindeki yerini bilen biri olduğum için tabii ki sizin kendi düşünce ve görüşlerinizi burada söylemeniz çok önemli ve ilk kez bizim sahne sanatları programına konuk oluyor ve bunları söylemiş oluyorsunuz, evet, olacaksınız daha doğru, doğrusu. Haklısınız. Evet. Şimdi tabii internette, Google'dan da insan araştırabilir, kitap tabii okuyabilir. Semiha Berksoy'un hayatıyla ilgili her yerde değişik bilgiler mevcut. Tabii. Ama ben size kendi gözümden evet nasıl gördüğümü anlatmak isterim. Ben 3,5 yaşındayken annemle babam ayrıldı, boşandılar. Evet. Ve ondan sonraki süreçte benim babam da annem de kendi alanlarında çok aktif kariyerlerinde çalışan insanlardı. Çok. Biri doktor olarak başhekim, ötekisi sanatçı olarak hem okulda hoca hem de tiyatro alanında çok aktif. Evet. Ben de tabii o dönemler 5-6 yaşlarındayım. Tabii. Açıkçası ben zamanımın çoğunu nenemle geçirdim. Evet. Çünkü doğru nenem de o dönemde emekli olmuş. Emekliydi. Hep torunuyla beraberdi. Ve gerçekten torununa çok ilgi gösteren, onu çok seven, bağrına basan bir hüviyet olduğu için. Geniş, sevgi dolu bir kadın. Öyleydi. Tabii babam ve annemle çok zaman geçiriyordum, burada yanlış anlaşılmasın. Ama tabii günün çoğunda, özellikle ilkokula başlamadan belki dönemde, evde hep nenemle birlikteydim. Ve onu büyüme aşamasında neredeyse 15 yaşına kadar birlikte nenemle yaşamanın fırsatını elde ettim diyebilirim. Gümüş suyunda. Gümüş suyunda, evet. Biliyorum. Gümüş suyu Taksim bölgesinde doğup büyüdüm. Evet. Benim bölgem. Şimdi tabii bir dediğim gibi formal bir özgeçmişi var. Onu zaten tabii çoğu insan biliyor. Ama benim gözümde tabii çok farklı. Ben nenemi ciddi bir rol modeli olarak görüyorum. Evet. Sebebi de kendi yaşadığı dönem içinde başkalarının cesaret edemeyeceği bazı hareketlere öncüsü olmuş, yapmış bir insan. Şimdi şöyle bir baktığınız zaman Atatürk'ün karşısında ilk Türk operasını oynayan insan. Özsoy Operası'nı. Özsoy Operası'nı. Evet. Atatürk yani, ve İran Şahı karşısında. İran Şahı karşısında. Türk ve Atatürk'ün protokolü var o gece. Dünya premieri yapılıyor. Doğru. Ankara'da. Ve burada ciddi anlamda sahne alıp başrolde oynayan başrol ilk Türk kadın opera sanatçısı. İlk Türk, evet. Evet. Bu ciddi anlamda çok önemli bir bence. Bir ilki gerçekleştiriyor. Evet, çok önemli tabii bir ilk. Evet. Fakat bununla da kalmıyor. Bundan sonra devlet bursuyla Almanya'ya gidip üstüne Berlin Yüksek Müzik Akademisi'nde birincilikle bitiriyor. Ve orada da yani değişik angajmanlar, teklifler almasına rağmen Almanya'da kalmayı tercih etmeyip Türkiye'ye dönen, yani nadir insanlardan biri olabilir. Ama o dönem öyleydi, biliyor musun? Evet, tabii. Zaten hep enteresan olan o. Evet. Hep. Yani şu anda günümüzün Türkiye'sinde yurt dışına burs alıp gitmeyi beceren çoğu insan dönmüyor. O ülkede nasıl kalırım onun hesabını yapıp aman Türkiye'ye dönmeyeyim burada çünkü kişisel olarak çok güzel bir hayat kurarım, maddi imkanlarım iyi olur, Türkiye'de arada yazları tatile gelirim diye bakarken 1930'larda hayır ben ülkeme döneceğim çünkü ülkeme kazandırmam gereken çok şey var diye milliyetçi bir damarla düşünen bir jenerasyon var o dönemde. Ve tabii bu insanları ciddi anlamda takdir etmek lazım. Çünkü çok bu insanlar büyük fedakarlıklar yapmışlardır benim gözümde. Şimdi bu hareket örneğin nenemin hayatındaki önemli bir duruş bence. Ben bunu vurgulamak istiyorum. Evet, o önce önemli bir duruş. Doğru. Ve Türkiye'ye döndükten sonra da çok rahat imkanlarda çalışmış bir insan da değil. Değil. Onu kendi hikayelerinden de evde çok dinlemişliğim var. Yani ve
Türkiye'de o sanatı gelişmesi için çok büyük fedakarlıklar yapıp ilk Ankara'daki operanın kuruluşundan başlayarak emekli olduğu döneme kadar çok büyük mücadeleler vermiş bir insan. Şimdi bu tabii onun hayatının bir kesimi. Ve her zaman kendisi opera için kendini adamıştı. Zaten kurduğu vakıfta Opera Vakfı olmasının sebebi o en sevdiği iş olan operaya aşıktı. Ve sesine aşıktı. Ama tabii bunun dışındaki alanlarda da çok başarılı bir sanatçı olmasını o engellemiyordu. Ama o tabii ikinci, üçüncü derecede onları değerlendirip fazla da ortaya çıkarmayı sevmezdi. Örneğin resim olayında 1980'lere gelene kadar yaptığı resimleri kimseye göstermemiştir bile. İlk sergisini 82 yılında AKM'de açtığında ciddi anlamda Türkiye'deki ressamlar inanamadılar. Bedri Baykam dahil bir ton ressam resimlerine ya da bazı müzayede evi sahibi olan insanlar geldi. Semih Hanım, sizin böyle tablolarınız varmış, biz bilmiyorduk. İşte satar mısınız diye ona yanaştılar. Ben bunlara da şahidim. Hayat boyunca örneğin hiçbir zaman resim satmayı düşünmemiş. Resim satmamış. Onu da gene sanat için yapan. Ama tabii operacıyım ben dediği için onu her zaman saklamayı yeğleyen bir karakterdir. Ama ben örneğin 80'li yaşlarında da nasıl dünya çapında bir sanatçı olmaya hızla yürüdüğünü de şahit olan bir insanım. Sanat öyle bir şey ki yaşınızın kaç olduğu hiç önemli değil. Tabii. Ne yarattığınız önemli ve dünyada nasıl takdir edildiğiniz önemli. 1997 yılındaki İstanbul Bienali'nde Nerem kendi hayatını çektiği bir film yapmıştı. Kimin? Semiha Unplugged diye Kutlu Ataman çekmişti. Ha, Kutlu Ataman, evet. Evet. O film örneğin İstanbul Bienali'nde gösterildi. Ve gösterildikten sonra gerçekten dünyada ki sanat küratörlerinden çok büyük övgüler almaya başladı. Evet, öyle. Ve o övgülere binaen ciddi anlamda Nenem'e Avrupa'daki çok önemli bienallerden teklifler gelmeye başladı. Nenem başladı yurt dışına gitmeye, değişik yerlerde performanslar yaptı, tablolarını sergiledi. Ve en son New York'ta sahneye çıkmasına kadar bu süreç devam etti. 90 yaşında, 2000 yılında Nenem New York'ta Lincoln Center'da sahneye çıktı ve opera söyledi. 1,5-2 dakikalık bir tiyatronun içinde 1,5-2 dakikalık bir opera söyledi. Bob Wilson'ın yönettiği çok önemli bir oyunda ve dünyada ciddi anlamda ses getirdi. New York Times'a kadar çıktı ve basıldı. Yani demek istediğim sanatın çok değişik alanlarında ciddi başarı sağlamış, uluslararası alanda kendini kanıtlamış ama bir o kadar da milliyetçi ve mütevazi bir insan. Ve bu ülke için son anına kadar ne yapabilirim diye düşünen bir insan. Yani bence Atatürk gençliğinin çok önemli bir temsilcisi diyeceğim. Yaşına bakmadan öyle. Çünkü tabii. Gerçek gençlik bence o dönemde varmış. Tabii. Yani hangi alanda insanlara bakarsanız o dönemde mimar olsun, doktor olsun hepsi yurt dışında belli eğitimleri yapıp ülkesine dönüp bir şeyler yapma heyecanıyla tabii. Çok gelmiş. İlgileniyor Mustafa Kemal onlar evet. Gidenlerle. Işık olarak gidiyorsunuz, meşale olarak döneceksiniz diyor. Doğru. Bu çok önemli bir söz. Çok. Ve giden herkes oradaki eğitimini bitirir bitirmez. İşte ulusalcılık bu. Evet. Ve Atatürk aydınlanmasının, başarıya ulaşmasının temel nedenini burada aramak gerekiyor. Birçokları buraya bakmıyor. Türk beşleri böyle gitti, geldiler. Aynı işi burada yürüttüler. İşte Semiha Beksoy aynı görevi yaptı. Birincilikten bitirdiği Berlin Akademisi, Müzik Akademisi'nden sonra orada kalmadı. Çünkü o ses dünyanın her yerinde geçerli. Geldi ve Türkiye'de görev yaptı. Daha İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda öğrenciyken Özsoy'u oynadı ama. Doğru. O çok eski. Doğru. Neden? Çünkü 32-33 yılı öyle bir tarihti. Tabii, yalnız çok 23 söyle. Yaşındayken. 23 diyorsun. Yaşındayken şan bölümünde ve hem resme gidiyor, resim eğitimi alıyor hem orada belediye konservatuvarı 1914'te kurulmuş Darül Bedai, Darül Elhan. Batı müziği ve Türk müziği bölümü var orada. Anneannen işte orada eğitimini alırken ses aranıyor. Özsoy operasını bestelemesini istiyor. Adnan Saygun'dan, bakın insanları da belirliyor Mustafa Kemal. Demek ki kültürümüzle
bugünün insanlarına örnek olacak biçimde bir yönetici ayrıca. Ne diyor? Ben diyor librettosunu hazırladım diyor. Çağırıyor libretto yazarı. Şimdi geçen de öyle bir yerde söylerken takıldım. Şimdi aklıma gelir. Kendi veriyor konusunu Özsoy operasının. Çünkü İran Şahı ülkemize gelecek. Bir perdelik bu opera yapılacak. Adnan Saygun besteleyecek ve o verdiği Özsoy operasının libretto konusunu yazan kişiden tekrar istiyor, kontrol ediyor ve düzeltmeler yapıyor Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'in opera bilgisi nereden diyeceksiniz? Sofya'da 1913'te askeri ataşeyken opera izlemiş, Tosca'yı ve şeyi izlemiş. Şimdi burada başka bir, belki siz de biliyorsunuz, anneniz de söylemiştir. Başka bir önemli bir noktayı açıklayacağım. Siz gene anlatırsınız büyük annenizi. Özsoy operasındaki başrolü Semiha Berksoy oynuyor. Bir bayan arkadaşı daha var ve Nurullah Taşkıran bu üçlü esas olarak seslendiriyor. Adnan Saygun yönetiyor. Ankara Halk Evi'nde işte Mustafa Kemal Atatürk, İran Şahı o son Rıza'nın şeyi babası Pehlevi, o da tabii Pehlevi soyadı aynı oluyor. Onlar ve büyük protokol tabii, yani bizim Ankara Cumhuriyet protokolünün önde gelenlerin huzurunda ilk temsil ediliyor ve o başarısını bir kere orada gösteriyor. Daha 23 yaşında ve öğrenci sayılıyor. Çünkü ondan sonra mı gidiyor Berlin'e? Orayı evet, tam tabii bilmiyorum. Şimdi bakın, Berlin'den döndü dediniz. Dönünce ne yaptı? Şimdi tabii Almanca eğitim aldığı için çok iyi Almanca biliyor. Döndüğü zaman da Türk operasının başında Ankara Devlet Konservatuvarı'nı Mustafa Kemal kurdurmuş yasayla, ama şan yani opera eğitimi alan öğrencilerle tiyatro eğitimi alanların bölümünde Karl Ebert bulunuyor. Evet. Karl Ebert, Alman. Paul Hindemith hazırlamış çok sesli müzik projesini, planını. Bırakmış, dönmüş. O sırada Bela Bartok da Türkiye'de. O da halk müziği, folkloru nasıl bilimsel olarak değerlendireceğiz, nasıl çok seslendirmelerde kullanacağımızın bir yöntemini geliştiriyor. Bu üç şey tabii Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'na gelen şeyleri onları bir yana bırakıyorum. Bakınız büyük anneniz ne yapıyor? Geliyor Karl Ebert'ten konuşuyor tabii. 1934'te kurulan bölümü Ankara Cebeci'deki Devlet Konservatuvarı 40'ta ilk mezunlarını veriyor. İlk mezunları verince tabii Şan bölümü daha tam öğrenci ağırlıklı falan. Karl Ebert'le tanışıyor anneniz. Çünkü Berlin Akademisi'ni bitirip gelmiş tek opera sanatçımız. Doğru. Dışarıda okumuş, mezun, hazır hiçbiri yok. Öbürleri son sınıfta yeni mezun olacak. Öğrenciler ilk mezunlarla birlikte, tiyatro daha çabuk da Şan biraz daha zor tabii. Onlar hazırlığa dursun. Karl Ebert ilk şey, bakın, Tosca'yı koydu diye geçiyorduk. Sonra araştırdım ben. Tosca fikrini onun kafasına sokan Semiha Berksoy. Neden? Mustafa Kemal'in Tosca operasını sevdiğini söylemesen Karl Ebert, Almanya'dan gelmiş bir uzman, nereden bilecek? Semiha Berksoy yönlendiriyor Karl Ebert'i. Çünkü o perfect, mükemmel Almancasıyla konuyu anlatınca onun aynı zamanda asistanı gibi oluyor. Çünkü o sırada onunla Şan'da bu denli Almanca bilen bir başka Şan eğitimli yok. Onlar son sınıfta mezun olmakta olan, yeni mezun olan öğrenciler var. Şimdi orada diyor ki bu Tosca'yı yapalım diyor. Bunun çevirisinde de Nazım Hikmet'in yapmasını sağlıyor. Tercümesini Çankırı Hapishanesi'ndeki Nazım Hikmet çeviriyor. Anneannen onu da sağlıyor, büyük annen Semiha Berksoy. Sonra işte hocasına geliyor, diyor ki budur opera, karar sizin. O da ikinci bölümünü koyuyor ilk kez Ankara'da. Yani Tosca'nın, Mustafa Kemal'in
yurt dışında Sofya Operası'nda izlediği ilk opera olması nedeniyle ikinci opera Carmen'dir, Bizet'in Carmen Operası. Orada o fikri Karl Ebert'e veren Semiha Berksoy. Çünkü o konuyu bilen o. Türkçesini yaptıran da Nazım Hikmet'e o. Onun tabii musikisi ve şiiri olduğu için Nazım Hikmet de bu konuda çok yetkin. O ilk çevirisini yapıyor. İkinci bölüm oynanıyor Ankara'da. Ya evet. Anne, büyük annenizin Tosca Operası'yla ilk denemeyi yapan Türk Ulusal Operası dediğimiz Ankara Devlet Operası, ki o zaman Tatbikat Operası adını 40'ta 44'e kadar bu adı taşıyor. 49'da Devlet Operası, Devlet Tiyatrosu yasası çıkarılarak daha kurumsal bir şekle getiriliyor. Yani Semiha Berksoy'un sadece bu şey değil, Özsoy Operası'nda Türkiye'nin ilk opera solisti olarak ilk Türk operasında oynamasının ötesinde, bir ilki gerçekleştirmenin ötesinde, Mustafa Kemal'in çok sevdiği Tosca Operası'nın ilk gösteriminin ikinci bölümü oynanabiliyor. Çünkü öğrenci kadrosu yeni, ancak o kadarını yeterli bulabiliyor demek ki Karl Ebert sahneye koyuyor. İşte bu Semiha Berksoy'un getirdiği yöntemle, onun önerisiyle öyle gerçekleşiyor. Yoksa belki Carmen'i, belki başka daha kolay operayı yeğleyecekti Karl Ebert. Çünkü öğrencilerle yapıyor. Tiyatro bölümüyle de işte Goldoni'yi yapıyor. Molière'i böyle birer perde, birer perde. Bu deneme aşamasında ilk gerçekleştirilen opera bölümünde de sonra diğerleri yavaş yavaş gerçekleşiyor. Tosca oluyor. Onun da Türkçesini yapan Nazım Hikmet. Nazım Hikmet o zaman Çankırı Hapishanesi'nde mahkum. Hiç şöyle boşu boşuna mahkum, hem de öyle bir suçu da yok adamcağız. Bir ihbar, bir yalan dolan nedeniyle. Evet, şimdi siz devam edin. Ben eğer bildiklerim olunca yine katılırım. Evet, gerçekten açıklamalarınız için ben de aydınlandım. Bazıları benim de bilmediğim şeyler. Tabii yani ben eskiyim. Evet, o dönemle ilgili. Tabii bildiğim şeyler de var içlerinde. Tabii. Nazım Hikmet'e çeviri için Çankırı Hapishanesi'ne gitmesi, o hikayelerini bizzat kendinden dinlemiş biriyim. Evet. O dönemlerden sonra ayrıca kendisinin tiyatro bölümünde de çalıştığını biliyorum Ankara'da. Evet, Ankara'da. Yani aslında bakarsanız hem opera, hem tiyatro, hem resim, enstalasyon, en son video art tabii yaptığı, hayatını çektiği filmde dünyada çok ödüller aldı. Yani sanatın değişik alanlarının her birinde var olmuş bir insan portresi görüyoruz. Ben tabii nenemle gurur duyuyorum. Onun adına bir vakıf kurmamız çok doğru bir hareket. Çok. Ona inanıyorum. Ve onun her türlü eserini yaşatmak ve onu yeni nesillere taşımak da çok önemli bir misyon. Bu misyonu da gerçekleştireceğimize gönülden inanıyorum. Tabii ki bu artık sizin göreviniz olmuş. Bu işte yürümesi gereken bir şey. Hatta bu Tosca'yı belki başka çevirileri de götürüyor Çankırı. Çünkü Semiha Berksoy'un annesiyle Nazım Hikmet'in ressam annesi, ki o da Sanayi-i Nefise'nin ilk mezunlarından Nazım Hikmet'in annesi. Onlar çok yakın arkadaşlar. Doğru. Ailece görüşülüyor. Celile Hikmet. Celile Hikmet. Çok yakın arkadaşı anneannenin, yani Semiha Berksoy'un annesinin. O aile bir kere yakından tanıyor. Çankırı Hapishanesi'ne konulan, boş yere atılan Nazım Hikmet'i orada ziyaret eden genç sopranomuz Semiha Berksoy hem bu öneriyi götürüyor, hem de orada bir de geçimini sağlayacak. Hiçbir Doğru. geliri yok adamın. Evet. Yani o çevirilerden 3-5 kuruş para alacak. Ne yapıyor? 33'lerde, 34'lerde İstanbul'da Muhsin Ertuğrul aynı yardımı sağlıyor. Nazım Hikmet'e işte Deli Dolu Lüküs Hayat operetinin müziğini Cemal Reşit Rey yapıyor. Ekrem Reşit Rey librettosunu yazıyor ve şarkı sözlerini
ismi yoktur. Nazım Hikmet'e, Nazım Hikmet'in yazmasını sağlıyor Muhsin Ertuğrul ki o da o şeyden biraz ekmek parasını kazansın. Evet, o dönem zaten çok ciddi, çok renkli insanlar var. Renkli örneğin, insanlar var tabii, çok önemli. Dönemin anlattığı tabii Fikret Mualla. Fikret çok Mualla. Çok önemli bir isim. Tabii. Büyük bir ressam. Çok. Hatta nenemin düşüncesine göre Türkiye'nin en büyük dahi ressamı derdi. Çok öyle severdi diyorsa, Fikret öyle. Mualla'yı. Onun örneğin bu oyunlarda, dekor çizimlerinde çok büyük katkısı olmuş. O başlangıçta öyle tabii mi? Tabii o 32'lerde, 33'lerde bana anlatırdı. O dönemlerde de çok güzel kıyafetler, dekorlar, tiyatro için, operetler için yapmış kendisi. Bu insanlar çok kıymetli insanlar. Çok. Ve o dönemin Cumhuriyeti'nin gerçekten sanatının alanında, kültür alanında, edebiyat alanında ilkleri ve resmen Türkiye'nin önünü açmada büyük hamle yapan insanlar. Tabii. Aydınlanmanın gerçekten Atatürk'ün deyimiyle meşaleleri bunlar. Doğru. Öyle. Doğru. Meşaleleri. Evet. Cumhuriyet aydınlanması. Cumhuriyet aydınlanması. O nasıl yatsınabilir bugün? Doğru. Mümkün mü? Şimdi tabii benim arkadaşlarım, ben 71 doğumluyum, 38, 39, 40 yaşındaki insanlarla ben bazen bunları konuştuğum zaman diyorlar ki ya sen çok yaşlı bir insan gibi konuşuyorsun. Bu devirleri nereden biliyorsun? Senin normalde bilmen gereken 80'ler, 90'lar, 2000'ler. Tabii ben nenemle büyüdüğüm için ondan sürekli Cumhuriyet hikayelerini dinleyerek büyüdüm. 30'ları, 40'ları, 50'leri dinlediğim için o dönemleri tabii onun gözünden... Tabii o tarih gibiydi. Tabii onun gözünden yaşamış gibi oldum. Tabii. Ve ondan dolayı çok geriye giderek bazı analizleri yapabiliyorum. Tabii. O dönemin insanların nasıl milliyetçi, ulusalcı olduğunu görebiliyorum. Yani ülkelerini gerçekten çok seviyorlar ve ondan dolayı büyük fedakarlıklarda bulunuyorlar. Şimdi tabii o bakış açısını bugüne getirdiğiniz zaman onun karşılığını bulamıyorsunuz. Yani şu anda tabii insanlar ağırlıklı olarak kendini düşünen bireyci bir hayat tarzına yönelmiş durumda. Çünkü global sistem ve onu destekleyen serbest piyasa ekonomisi insanların daha çok kendinden mükellef, kariyer anlamında kendini yükseltmek için elinden geleni, eğitim alanında keza ve maddi güç olarak ona yönlendirmiş durumda. Ve ondan dolayı ilk aşamada herkes diyor ki ben kendim için ne yapmalıyım? Bu insanlar ama her zaman biz ülkemiz için ne yapmalıyız diye yola çıkmışlar. Ve bugün yaşasalardı ve o mantaliteyle yaşasalardı gerçekten toplum şaşıracaktı. Diyecekti ki ya bu insanlar niye ülke için bir şeyler yapıyor, kendini düşünsün. Anlatabiliyor muyum? Çünkü şu anda geçer akçe bu. Evet, yani önemli doğru. Olan insanların değer yargılarını şekillendiren o. Bir insanı hiçbir zaman bu ülke için yaptıklarıyla değil, daha çok işte ne kadar parası var, ne kadar iyi bir pozisyonda mı, onlarla değerlendiriyorlar. Ama ben tabii o büyüdüğüm süreçte çok etkilendim ve ciddi anlamda kendi karakterimin oluşum sürecinde bu değer yargıları tabii çok önemli rol oynadı. Ve iyi ki de öyle olmuş. Yani şimdi bakıyorum, şu anki yaşıtlarım gibi düşünmek ve o şekle girmiş olmak istemezdim yani. Ve tabii başka faktörler de var. Babam keza tamamen halk hizmetine kendini adamış bir insan. Bakırköy Akıl Hastanesi'nde 10 senelik hizmet. O müthiş bir yani, değişim yaptı. Oraya orada bir çok modern bir durumda bir hastaneyi modern çok, hale getirdi. Çok modern bir hastane halleri yapmış, tiyatrolar yapmış, spor kulübünü almış. Sonra bakanlık yapmış, o da yeşil kart getirerek Türkiye'nin ciddi maddi sıkıntı çeken kitlesinin hastanelerde bedava tedavi edilmesine önünü açmış ilk insan. Şu anda bile hala kullanılıyor. Evet. Onları da görünce gene insan gururlanıyor. Bu insan da ülke için ne yapabilirim demiş. İşte tabii. Annem keza yapmış aynı da şekilde belediye tiyatrolarını yapmış. Mimar Sinan'da 35 yıldır öğrenci yetiştiriyor. Ya çok iyi bir hoca. Şu anda Türkiye'de ciddi anlamda filmlerde, dizilerde, tiyatrolarda oynayan başarılı oyuncuların çoğu onun öğrencisi. Onun da öğrencisi de. Onun dışında kariyerinde tiyatro alanında çok büyük başarılara sahip. Ekol olmuş bir insan. Doğru. Şimdi bu örneklerin içinde büyüdükten sonra ve bunları gördükten sonra insan tabii bunlar çok nereden bilir? Doğal. Yani hayatta çok soylu hedefler koymadıkça ve bu insanlığa bir şey vermedikçe yaşamak aslında o kadar da anlamlı bir şey değil. Yani şöyle
açayım daha net olarak. Yaşadığınız ülkenin imkanlarını geliştirmek için ne yapabilirsiniz? Kafayı buna yoruyorsanız bu o zaman ciddi çok iyi bir şey. Ama sadece bireysel ya da ailesel bazda ben nereye geleceğim ya da benim ailem nereye gelecek, daha zenginleşeceğim mi ya da ne yapabilirim? Bu bazda düşündüğünüz sürece öyle kalıyorsunuz. Yani kendinize belki faydanız oluyor ama tabii, toplum geniş için kitlelere bir şeyler kazandıramıyorsunuz. Ne fikir bazında, ne proje bazında, ne sanat, yani malzeme ne olursa olsun. Sanat olabilir, ekonomi olabilir, sağlık olabilir, her alanda. Total bakış açınızı her zaman bu ülke için ne yapabilirim üstüne kurmanız lazım. Ben bunu öğrendim ve bundan dolayı da çok mutluyum. İşte ben de şimdi tabii bu projenin içinde, bizim müze projesinin içinde gene bu ülke için biz neler verebiliriz onu tasarlıyorum. Ve açıldığı zaman gerçekten günde tahminim en az 4-5 bin tane insana hizmet edecek. Bir müze haline gelecek diye düşünüyorum. Baktığınız zaman İstanbul'da müzeciliğe ciddi anlamda elle tutulur bir arkeoloji müzesi var bildiğim kadarıyla. Resim heykel müzesi de galiba kapatıldı. Yeniden açılacak başka bir yerde diyorlar ama kapatıldı sonuç olarak. Geleceğini bilemiyorum. Oraya Atatürk tahsis etmişti. Sözünüzü kestim, evet. Özür dilerim. Atatürk'ün her şeyine bir engelleme çıkarıyorlar. Evet. Yazıklar olsun bunlara. Evet. Evet. Yani ben öyle algılamak istemiyorum. Yani Atatürk'e bir engelleme çıkarmak gibi görmüyorum. Neden görmüyorum? Atatürk zaten bu ülkeyi kurtarmış bir insan. Yani bu ülkede yaşayan herkesin geleceğini ve özgürlüğünü teminat almış, altına almış bir insanı kim karşı durabilir ya da kim karşı görüş besleyebilir ya da nefret edebilir? Bu bence yani olması mümkün olmayan bir şey. O bağlamda ben kişisel olarak Atatürk düşmanlığı ya da Atatürk'ün engellemeler yaptığı şeyleri, engellemeleri işte. Yani ben Atatürk'e yapılan bir şey olarak görmüyorum. Ya onu yapmak yani onu normal bu ülkede doğmuş büyümüş bir insan yapamaz yani. Öyle söyleyeyim size. Yani bu ülkede doğmuş bir insan onu yapması çok büyük bir ihanet. Onu yapmazlar. Onu hiç kimse yapmaz. Ben öyle inanıyorum yani en azından. Tabii özel bazı müzeler bu arada açılmaya başlandı İstanbul'da. Evet. İşte İstanbul Modern 2004 yılında açıldı. Tabii ki özel sektörün müzecilik alanına girmesi Sabancı Müzesi var. Güzel bir şey. Sabancı açtı, Koç Müzesi açtı. Var. Daha birçok ilk şey galiba açılan Koç'un Vehbi Bey'in eşini Pera, açtı. Pera Müzesi var. Pera Müzesi var. Daha da duyduğumuz yolda olan planlanmış müzeler var. Yani kamuya hizmet ettiği sürece bu müzelerin hepsi bence çok önemli ve değerli. Çünkü önemli olan bizim insanımızın bu eserlerle buluşması. Tabii. Ve sadece bu eserleri tablo ve enstalasyon ya da video art gibi görmemek lazım. Bunun dışında keşke sahne sanatlarıyla da daha fazla buluşabilse. Yani bu müzeler aslında çok yönlü bir hale getirebilse. Aynı zamanda arada bir tiyatro oynanabilen, müzik konserleri olabilen hale getirilse çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin bunlara çok ihtiyacı var. Hatta şu anda daha çok ihtiyacı var. Ve bunun için kuru kuruya sadece müze konseptinde kalınması bence aslında zayıf bir görüntü. Yani evet, yeterli değil. Yeterli yani. Değil. Daha çok sanatı absorbe etmesi gerekiyor. Biz de tabii kendimiz aile olarak elimizdeki bütün koleksiyonu kamuyla paylaşıp bu ülkeye yararlı olsun diye bir yola çıkmıştık. Ve bu bizim müzemiz tabii ki bir İstanbul Modern gibi ya da başka müzeler gibi çok büyük alanlarda olmayacaktır. Onlar gibi çok şaşalı imkanlara da sahip değiliz. Ama gerçek anlamda çok önemli sanat eserlerine sahibiz. Evet, ve bunu önemli olan insanımızla paylaşmak ve onların görmesi için sergilemek ve bunu başarıyoruz. Ve bu butik müze diyebileceğim müzenin de İstanbul'a çok büyük faydaları olacağına inanıyorum. Bunun yanına tabii annemin tiyatro oyuncusu olmasından dolayı bir avantaj ve onun öğrencileri sayesinde çok önemli oyunlar da orada sergilenebilecek. Evet. Yani benim o anlatmaya çalıştığım sadece müze değil de yaşayan bir müze diyorum ben ona. Yani doğru. İçindeki sahne performanslarıyla insanların orayı bir kültür merkezi gibi algılaması ve o bağlamda gelmesi yani yaşanması. Evet. Sadece tablolara bakıp gitme değil ama orada bir yaşam tarzı haline gelmesi açısından önemli buluyorum. Evet.
Evet, bu kadar önemli işlevleri bir arada toplayan müze az. Modern müze durumu farklı. İşte Sabancı Müzesi önemli, farklı. Merhum işte Vehbi Koç'un kurduğu eşinin adına Sarıyer'deki müze önemli. Şeyin müzesi de önemli olabilir tabii. Diğer müzeler, Pera Müzesi. Bunlar hep özel ve iyi müzeler tabii ama belirli resim ağırlıklı belirli şeyler. Rahmi Koç'un da açtığı müze, o da bir önem taşır. Fakat Semiha Berksoy Opera Vakfı ve içinde yaşamını sürdürecek olan vakfın müzesi farklı bir boyutu olan müze. Saydığınız çok çeşitli sanat dallarının orada yer alması bir kere kitlelere, izleyicilere ulaşılması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Artı bir de ilk daha gerçekleşecek Semiha Berksoy Opera Vakfı ve onun müzesi olacak. Evet. Yani esası bu. Ama orada işte tiyatro etkinliği, müzik, küçük dans grupları gelecek, 4 kişilik, 5 kişilik. Bunlar, bu gösteriler yapılabilecek. Yani bir aktivitesi, bir repertuarı olacak. O repertuarın içinde birçok şeyi göstereceksiniz ve yaşayan bir müze haline dönüşecek. Butik müze de olsa. O farklı boyutu olduğu açık seçik belli. Sizin genç olmanız, evet o tarihlerde yaşamanız şart değil. Sanat tarihi var, tiyatro tarihi var, opera tarihi var, müzik tarihimiz var, bale tarihimiz var, edebiyat tarihimiz var. Bunlar okunarak öğrenilebilecek şeyler. Ben bunları hiç şey yapmadan... Yıldırım Aktuna'nın oğlu Semiha Berksoy'un torunu Zeliha Berksoy'un oğlu oğul Aktuna'nın bunları bilebileceğini düşündüğüm için zaten sizi konuk ettik sahne sanatlarına. Yani zaten genel müdür olmanızın bir ayrıcalığı da burada görülüyor zaten. Yani insanın genç olması, birçok geçmişten ilgili bağlantılar kurması. Ben de sizin yaşınızdayken ne çok şey biliyorsunuz o zaman, bunları nereden öğrendiniz diye sorarlardı. Çünkü herkesin belirli bir, sınırlı bir şeyi vardı. Görüş alanı ya da mesleği, orada derinleşmişler. Ama biz biraz yaygın olarak, ben çeşitli sanat dallarına kendimi böyle işte bir hoyratçasına adadığımda bunları öğrenmek zorunda kaldım. Doğru. Onları öğrenince de işte genç hocalar neden Sabahattin Eyüboğlu, saygıyla anıyorum, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir, Aliye Berger, Nuri İyem, Ahmet Hamdi Tanpınar, benim bunlar bir çeşit hoca görevlerini yapmış kişiler. İstanbul'a geldiğimde tanıdığım bu kişilerden çok şey öğrendim. Onların çırağı olarak çalıştım. Daha niceleri, Fethi Kayaalp hocamı, ressam aynı zamanda, gravür sanatçısı ve resim sanatçısı, akademide hocalık yapmış, lisede benim resim hocam olmuş, hiçbir zaman bağlantımı kesmediğim, son derece yaşayan bir resim tarihi gibi. Şimdi böyle hocalardan insan çok şey öğreniyor ve onu siz koruduğunuz zaman o öğrendikleriniz, işte sizde görüldüğü gibi, böyle o birikimi genç yaşta alıyorsunuz. Çünkü bu bir uğraş meselesi. Bir dalda derinleşseniz onu şey yapacaktınız ama bu Semiha Berksoy Opera Vakfı'nın çeşitli sanat dallarına seslenmesi, yarada o etkinlikleri içinde barındırması, gelecekte bunların gerçekleşeceğini bir yıl sonra bizim göreceğimize inancımız tamdır. Kültür Bakanlığı bu konuda zaten yer tahsis etmiş. O zaman bu müze yaşayan bir müze olacak ve evet, doğru dürüst en büyük Ahmet Hamdi
Osman Hamdi Bey'in kurduğu arkeoloji müzesinin de biraz önce vurguladınız ne kadar önemli bir müze olduğunu ve dünyanın bütün uzmanları tarafından gezilince ne kadar büyük değer taşıdığını ve ilk Asar-ı Atika yasasını çıkaran hem de Abdülhamit zamanında çıkaran Osman Hamdi Bey olduğuna göre demek ki bir köprü var. İşte onun kurduğu Güzel Sanatlar Akademisi'nin tiyatro bölümünde anneniz hocalık yapıyor. O akademi kurulmasaydı Türkiye bu kadar çağdaşlaşmada, plastik sanatlarda bugünlere gelebilir miydi? Osman Hamdi Bey'i çok büyük bir saygıyla anlamak gerekiyor. Muhsin Ertuğrul nasıl tiyatroda büyük bir saygıyla anıyorsak Osman Hamdi Bey'i de aynı şekilde anmak gerekiyor. Fransa'dan dönüyor. Ressam olarak Anadolu'ya gidiyor. İlk kazıları o yapıyor. Adamın merakına bakın. Ressam ilk kazıları o yapıyor. Ve görüyor ki yağma edilen Anadolu'yu kurtarmak için o yeraltı zenginlikleri, antik kentleri kurtarmak için Asar-ı Atika yasasını Abdülhamid'e çıkartıyor. Evet. Yani işte böyle birbirlerine bir zincirin halkası gibi sonra ne yapıyor? Atatürk onu çok daha modern dünya görüşüyle biçimlendirerek çağdaş bir anlayışla Cumhuriyet aydınlanmasının bütün yönlerini değerlendirerek tiyatroyu, operayı kurduruyor ve ona önayak oluyor. Bir devlet adamının önayak olması ne kadar önemli. Evet. Zaten zamanımız daralıyor galiba. Siz başka şeyler söyleyecekseniz. Ben aslında genel anlamda söylemek istediklerimi açıkladığımı düşünüyorum. Evet, güzel şeyler anlattınız bize. Tabii evet. Yani müzenin bugünkü konumunu. Evet, 2 dakikamız kalmış. 1 dakika sizin olsun, 1,5 dakika, yarım dakika benim olsun. Kapatacağım. Ben bu programa beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Çünkü bizim bu yaptığımız müzeyle ilgili basında zaman zaman yer alıyoruz tabii ama ulusal kanal izleyicilerinin de bunu duyması tabii ve öğrenmesi bizim için çok önemliydi. Çünkü kendilerinin bu konuyla ilgili gerçekten haberdar olmaları bizim açımızdan önemli. Bu bağlamda da siz aracı olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Burada tekrar tabii Semiha Berksoy'u anmak istiyorum. 19 Haziran'da saygıyla anıyorum. 19 Haziran'da Ankara'da kendisiyle ilgili tekrar bir her yıl yaptığımız bir törenimiz olacak. Semiha Berksoy Opera Vakfı ödülleri o gece verilecek. Verilecek. Onunla ilgili olarak da Ulusal Kanal eğer o geceye de katılmak isterse çekim yapmam var. Evet, haberdar edelim. Çok, ben notu alayım. Ankara'daki büromuz gelir, Ulusal Kanal çekimi yapar ve biz onu yayınlarız. Onu yayınlarsanız gerçekten o gece çok anlamlı ve çekimi güzel yaparız. Bir gece olacak diye düşünüyoruz. Evet, evet. Söz sizde. Evet. Efendim işte bir programın sonuna geldik. Ulusal Kanal sanata çok geniş yer veriyor. Sahne sanatları programımız çok yönlü, boyutlu bir program. Bütün sanat dallarını içerebiliyor. Çünkü opera diyorsunuz, her sanat dalı var içinde. Tiyatro diyorsunuz, her sanat dalından yararlanıyor. Müzik de belli ölçüde, bale de belli ölçüde. Çok bunlar, bu sanat birbirine bağlı şeyler. Plastik sanatlarla ilgili Zafer Bilgin arkadaşım bu görevi yapıyor ama o da zamanla geliyor. Çünkü dekor tasarımı, sahne. Şimdi Semiha Berksoy'un resimlerinden söz etmek durumu var. O ressam aynı zamanda ve işte bu yıl şeyde açılan Beşiktaş Çırağan değil mi? Tabii Çırağan'da sergisi yapıldı. Yapıldı. Ben gittim işte. Evet. Olağan, zaten biliyordum ama yeniden toplu olarak gördüğünüz zaman
Yeniden görüyorsunuz. Gelecek yıl yeniden görsek yine tabii. Müzede gördüğümüz zaman olağanüstü bir durumla karşılaşıyorsunuz. 2005 yılı Venedik Bienali'ne katılmış ya. Ve Venedik Bienali'nde temsil edilmiş tek Türk sanatçı. Tek Türk sanatçı. Evet. Evet. O bakımdan da anlatacak çok şey var yani. Çok var. Daha da ilerideki programda bunu konuşuruz. Evet sevgili Ulusal Kanal izleyicilerimiz, bir programımızın sonuna geldik. Oğul Aktunay'ı ağırladık. Semiha Berksoy Opera Vakfı'nın genel müdürü. Efendim önümüzdeki şeylerde bu Ankara'daki Semiha Berksoy Opera Vakfı'nın düzenleyici etkinliği de aktaracağız sanıyorum. Zeliha Berksoy'u da bu konuda konuk edeceğiz, yönetim kurulu başkanı. İşte onun da eğitimci olarak tiyatro insanı olması ve opera kulisinde büyümesi, o da çok önemli, tiyatro kulisinde büyümesi, tiyatro sanatını seçmesi. Onunla da bir program yapacağız ilerleyen günlerde. Efendim bir programın sonuna geldik. Değerli opera, ilk opera sanatçısı olarak sahneye çıkan, Atatürk'ün huzurunda Özsoy operasını oynayan Semiha Berksoy'u saygıyla anıyoruz ve onun Semiha Berksoy Opera Vakfı'nın bir an önce yaşama geçmesi. Şu anda faaliyette, Osman Bey'de binası var. Orada bu çalışmalar yapılıyor ama Galatasaray'daki binasında daha bir gösterişli biçimde yaşama geçmesi için dileklerimizi sunuyoruz ve saygıyla anarak bu programı kapatıyorum efendim. Bir başka programda da görüşme dileğiyle ben ve teknik yapımcı arkadaşlarım adına Oğul Aktunay'a teşekkür ediyoruz efendim. Hoşça kalın, saygıyla kalın. Sevgi.